Güzel turnuva oldu. Evet. Ama ama artık Fenerbahçe vakti. Hocanın işini kolaylaştırmamız lazım. Volkan Demirel'le ile ilgili bu hafta netleşeceğini duydum. Peki bu Penza, Vedat Muriç ve Virsaliko söyleniyor. Ben hmm. bu üç ismin ne olduğunu Fenerbahçe'nin Ağustos ortasına kadar bekleyecek bir hali var mı? Mantelitesini değiştireceğini düşünmüyorum ben Terrell'in. doğru alamazsak yine bir çuval incir berbat olur yine. Şu an o zaman da teklif yokmuş bu arada. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Ama özledik ve Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim valla. Sen en son 19 maçına gittin galiba. Daha doğrusu seyrettin. Seyrettim evet. Seyrettin. Ee, o maçı konuşacağız e, programın devamında. Bugün Fenerbahçe yerine İtalya ile başlayalım diyorum. Başlayalım. Sen sevinçlisin. Çok memnunum. Ee, yani sen de İngiltere mi tutuyordun İtalya mı tutuyordun şimdi? Ha, i̇kisini birden tutmuyorum desem. Öyle mi? İtalya'da sempatik gelmiyor mu sana? Yok her... Bu tip şampiyonalarda ben böyle acayip Brezilyacıyım, Gülüşmeler. çok Almanyacıyım, İngiltere fanatiyim falan. Olamıyorum bir türlü. Ya tabii bir yere kadar olabiliyor sonuçta ama ben ya yani ben bu İngilizleri bilmiyorum işte bu taraftarların yaptığı taşkınlıkları falan da görüyorsun. Bir türlü <laughs> sempatik gelmiyor. İtalya'da bana oldum olası hep sempatik gelmiştir. Ee, zamanında Baggio'nun kaçırdığı penaltı vardı. Baggio'yu da çok severdim. Bu sefer penaltılarda güldü İtalya. Ee, açıkçası sevindim. Yani bir kere o Kielin Bonucci'ye bayılıyorum ben. Değil mi? Müthiş ikili. Müthiş ikili. Yani o bizim uçe Hök hep evet. konuşuruz ya. Evet. Öyle bir iki iyi stoper çok fark ediyor takımda. Ama yani adamlar artık tuvalete bile beraber gidecekler evet. neredeyse evet. değil mi? Kupayı yani. zaten biliyorsun yatakta aralarını almışlar. Öyle uyumuşlar. <laughs> Bence de turnuvanın yıldızı o ikili. Donnarumma Donnarum seçilmiş galiba. Seçilmiş, ama ben, 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 ben olsam o ikisini seçerdim. Ben de. 2-50'liyle 1-13. 2 bir adamı kaçırdı hani son. Sak evet. Sakaydı galiba. Sakay'ı evet. kaçırdı ama onu da hemen orada çekti indirdi. Yani hiç riske girmedi. Tecrübe. Tecrübe. Orada onu bıraksa belki maç ama ve yani öyle yaka paça indirdi. Evet. Hocanın hatasına ne diyorsun? Southgate'in. Ben biraz Emre Belözoğlu'na benzettim biliyor musun? Emre Belözoğlu da çok iyi götürdü geçen sene. İyi skorlar, iyi top oynattı Fenerbahçe'ye. Ama Sivas maçında bir çuval inciri berbat etmişti hatırlarsan. Southgate de iyi turnuva götürdü. Çok iyi takım savunması yaptırdı. Evet. Onların Joseph Topal'ı vardı. Rice Phillips ikilisi. Çok eleştirildi ama hiç bozmadı onları. Takım savunması, pozisyon vermedi. Yani bu maça gelene kadar bir tek free gol yemişlerdi. Akan oyun da gol bile yememişti evet. İngiltere. Harika getirdi ama o penaltılarda, penaltı öncesi yapmış olduğu oyuncu değişiklikleri, tecrübesiz oyunculara attırması evet. bir çuval inciri o da berbat etti. Fakat bir yerde okudum. iki senedir İngiliz e, federasyonu bu penaltılara çalışılıyormuş. E, kim atacak, dördüncüyü o atar, beşinciyi bu atar. Buna iki senedir hazırlanıyorlarmış. Ne kadar hazırlanırsan hazırlan. Sonuçta yanlış, isim, hazırlanmış, yanlış hazırlanmışlar yani. gibi duruyor. Ya Bir de biraz da tabii ki maçın sonucuna göre konuşuluyor. Tabii. Yani şimdi bu Grealish, Foden vesaire bunları oynatmadı. Ee, ama buraya kadar da böyle gelmişti. Bu sefer de kazansa o efendim çok iyi yaptı olacaktı. Neyse. E... Ben sana katılıyorum ama... ...taraftarların yaptıkları beni de rahatsız etti biraz yani. Biraz abartmışlar. Kantar'ın topuzunu kaçırmışlar. Her seferinde Kantar'ın topuzunu kaçırıyorlar. Ve buna karşı da hani... Ne bileyim UEFA'nın da bir yere kadar hmm. e, yaptırımı oluyor. Zamanında Kraliçe İngiltere'de evet, biliyorsun evet. E, maçların Avrupa'ya gidilmesini yasaklamıştı. Evet. Kendi yasaklamıştı. Hı -hı. E, İngilizlere bu tip e, hareketler gerekiyor gibi duruyor. Zaten bir haksızlık var ortada yani. İng İtalyanlar gidemediler. Karantinaydı, şuydu, buydu. Ülkeye giriş yapamadılar. Hemen hemen tamamı İngiltere'de yaşayan İtalyanlardan oluşuyordu İtalya tribünü. Çok az destek alabildiler. Yani orada bir ayak oyunlarına geldiler zaten. Evet. E, giden az sayıda İtalyan taraftarına da taşkınlık yapmışlar. Olmadı. Milli marşları ıssıkladılar. Evet. E, o da olmadı. O da yakışmadı. Biz de yapıyoruz onu zaman zaman. Kardeşim kimsenin milli marşını ıssıklamayacaksın. Hiç yok. Yani sonuçta baktığın zaman İtalya mı İngiltere mi İtalya bana daha sempatik. Evet. Zaten hep gelir. Bu sefer ekstra İngilizlerden dolayı gelmişti. Ee, İtalya'yı tebrik edelim. Biz işimize bakalım, konumuza dönelim. İş, i̇şimize bakalım derken Şimdi, bir benzetme yapayım mı sana? Yap. 80'li 90'lı yıllarda maçlardan önce biliyorsun genç takımlar maçı olurdu. Paf takımlar maçı olurdu. Tabii 4-5 saat önce stada gittiğimiz için hoşumuza giderdi. Zaman geçirmeye yarardı. İyi, i̇yi giderdi yani. Biraz zemin bozulur diye laf ederdik. Evet bozulurdu da hakikaten. Bozulurdu o yüzden ya. de kaldırıldı. Ve şöyle olurdu değil mi? Mesela maç dediğim... 3'te olurdu. Saat 12'de falan olurdu pat evet, maçı. Tabii. bir saat önce falan biterdi. Aynen. Aynen. Biraz sahayı düzeltmeye çalışırlardı evet. falan filan. Şimdi o hoşumuza giderdi zaman geçirmeye yarardı. En Şimdi büyük şey yok. zaman geçirme. Haziran ayları, Temmuz başı normalde futbolsuz geçen zamanlar değil mi? Ama çok güzel zaman geçirdik. Güzel maçlar seyrettik. Hakikaten çok tempolu, çok 5 gollü maçlar seyrettik. O aynı gün iki tane 3-3 üç üç biten maç seyrettik. Güzel turnuva oldu. Evet. Ama ama artık Fenerbahçe vakti. Evet. Fenerbahçemize dönelim değil mi? Evet yani PAF takımı, PAF maçlarını Avrupa Şampiyonası'nın PAF maçlarına benzetti. Evet, Kötü benzetme <laughs> oldu belki ama <laughs> Yo, anladım olayın özünde Fenerbahçe var. Fenerbahçe vakti geldi. Evet Fenerbahçe vakti geldi ve şimdi yine bir yeni heyecan, yeni hoca. Ee, nasıl hava takım e, öğrenebildin mi? Fenerbahçe TV'den e, seyrettiğim kadarıyla, arkadaşlardan duyduğum kadarıyla hava çok iyi takımda. Ee, hakikaten hoca ile aralarında da güzel bir bağ var hemen o caner meselesini hallettiler daha ilk günde sarıldılar evet, öpüştüler evet. Hiç bir polemiğe gerek kalmadan hemen halının altına süpürülmüş oldu bitti gitti yani kurtulmuş olduk o şeyden Mesut'un açıklamaları çok güzel hoca ile ilgili evet. önemli Önemli. ben de dinledim Mesut'u özellikle merak ettim dinledim ee, pozitif konuştu benim açımdan negatif olan yönü şu 40 küsur tane futbolcu var evet. şimdi hoca dese ki Pereira ya ben konsantre olamıyorum arkadaş. Yani aslarla mı ilgileneyim, yedeklerle mi ilgileneyim, gençlerle mi ilgileneyim? 40 kişi var. Bir çift kalamaç yaptırsam 20 kişi daha açıkta kalıyor neredeyse. Ee, bunu biraz azaltmak lazım. Demiştir evet. zaten onun üzerine birkaç tane genç de göndermişiz. Onlar büyük ihtimal kiralık verilecektir. Ee, biraz daha azalır. Göndereceğimiz futbolcular da var, transfer olacaklar var. Evet. Var. Hocanın işini kolaylaştırmamız lazım. Şimdi burada hep sende şöyle bir ee duygu oluşur mu? Mesela şimdi yeni bir hoca geldi. Bu hoca şimdi 40 tane oyuncu var. Mesela ben hep şöyle düşünüyorum. Ya mesela İrfan da iyi futbolcu. Ya İrfan'ın iyi futbolcu olduğunu acaba biliyor mudur? Veya o hani bunu kim söylüyordur? Ee, seyretmiş midir? Atlamış mıdır? Kaçırmış mıdır? Yani 40 tane futbolcu arasında bir futbolcu, iki futbolcu atlar mısın diye insan düşünüyor. tabi ee, tabii kendine göre kimi beğeniyorsan onu hoca da beğensin. Kimi beğenmiyorsan onu hoca da beğenmesin istiyor insan. Çalışıyordur ee, ama dersine. Geçen senenin bütün kasetlerini seyrediyordur muhakkak. Muhakkak seyrediyorlar evet. Zeki Murat Güle, Göle var galiba. Eskilerden. Eskilerden. Onun tabi e, yardımı oluyordur büyük ihtimalle. Volkan Demirel net değil galiba hala değil mi? Volkan Demirel ile ilgili bu hafta netleşeceğini duydum. Öyle mi? Şu anda görüşme. Başkanla Volkan evet. Demirel görüşmüşler, bir daha görüşecekler bu hafta içinde ve e, bir teklif yapılacak yapıyor Başkan e, Volkan Demirel'e. E, anlaşırlarsa Volkan Demirel devam edecek ama bu hafta belli olacak. Uzattık yine değil mi biraz iş? Evet ama tabii şimdi Pereira ve yardımcılar aslında yardımcılarıyla geldiği için aslında ekip 3 aşağı 5 yukarı tamam. tamam tabii. Yani burada hani çok fazla zorlayacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de hani Volkan Demirel olsa da olur olmasa da olur demeyeyim ama dediğim gibi Pereira'nın ekibi var. Sürüncemede kalması iyi bir şey değil ama o sonuçta. değil evet. Peki transfer herkesi merak ettiği Şimdi bir kere ben olacaklardan önce olmayacaklar. Bir kere Bupenza Vedat Muriç ve Vrsaliko söyleniyor. Ben yani. bu üç isminde olmayacağını biliyorum. Öyle hmm. mi? Çok önemli bir Yani haber. şöyle Vrsaliko hiç konusu geçmemiş. Hmm. E, ee, Muriç'le ilgili problem şu. Vedat Muriç Fenerbahçe isteyebilir. Hmm. Santifor bir kere Santifor alınca garanti. Perera öncesi de bir Santifor isteniyordu. Perera geldikten sonra da raporunda bir Santifor mutlaka var. Renden Niyang çıktı. Yok. Çok haberi çıktı. Yok değil mi? O da yok. Olmasın zaten bence de. Bence de. Zaten tam, yani tam... garanti bir garanti bir oyuncu bekliyoruz oraya. Evet ve tam satforu ni, değil. tam bizim işimizi görmez. Şimdi Vedat Muric'i e, bir kere kampa götürüyor Lazio. Sarri geldi biliyorsun Lazio'nun teknik direktörü. Şimdi Vedat Muriç o kampa gittikten sonra belki istenmeyebilir ama bunun da belli olması Ağustos ortası. Hı. Şimdi Fenerbahçe'nin Ağustos ortasına kadar bekleyecek bir hali var mı? Yok. Yok. Yani burada bizim birinci santforumuzu e, Vedat Muriç olarak değerlendirmiyoruz. Ee, bu pensa konusu çıkıyor işte şu teklif edildi, bu teklif edildi filan. Ee, ben onun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, Fenerbahçe bu penzayı çok iyi şartlar olursa alabilir bu arada ama... iyi şartlar derken neyi kastediyorsun yani? 2-3 na Nasıl bir şey? 2-3 milyon üç, artı... 2-3 milyon artı belki bir oyuncu ama o oyuncu da hangi oyuncu olur? Hakikaten çok düşünmediğim bir oyuncu olur. Yani ne bileyim Sadık olabilir, Lemos olabilir. Dirar'ı verirsin. Dirar olabilir. Yani gidip de Ferdi'yi verir misin emin ben. değilim. O yüzden de yani bu penza konusu da ben... Olmayacağını düşünüyorum. İster misin peki? Bir santifor üstüne isterim. Kanatta kullanırım kanatta diyorsun yani. Kanatta kullanmak için isterim ama kanatta da ilk tercihim bu penze olur mu? Ya yani ben çok şart görmüyorum. Ben iyi bir santiforu daha şart görüyorum. Ve bu santiforla ilgili geçen program söylemiştim. Böyle daha genç yani 30'larını geçmemiş hmm. ve kiralık olabilecek hmm. opsiyonlar üzerinde konuşuluyor. Ben orada surlotu açıkçası isterim. Orada da işte Trabzon'un bir önceliği varmış. Trabzon'un bir önceliği var. Yani şimdi Sorlot açısından ben biraz araştırdım. Sorlot Fenerbahçe'ye gelmeyi Trabzon'a tercih ediyor. Öyle mi? Evet bu yani önemli bir haber. Önemli bir haber ama diğer taraftan da Trabzon'un bir e, ön alım hakkı var. Evet. Şimdi bu durumda hani Trabzon o parayı verdiği anda Fenerbahçe'ye gelemiyor gibi bir madde koydurmuşsa evet. e, oyuncu da Fenerbahçe istiyorsa belki olay de. Şimdi Leipzig de Andre Silva'yı aldı. Önemli bir oyuncu. Portekiz'de. Antra Frankfurt'tan aldı. 20 küsur tane de gol atmıştı geçen sezon. Çok başarılıydı. İşi biraz zorlaştı. Evet. Zaten z Yusuf Paulsen de var Borsen'den orada. Paulsen'den dolayı evet. ikinci santrafor olarak tercih ediliyordu. Evet. Onun için yani olmayacak iş değil ve o hani 30 yaş altı kiralık olabilecek santrafor şeyine de uyuyor. Ama e görmek lazım. Peki transferlerden devam edelim. Bir Sabek konuşmuştuk. Onun şart olarak görmediğini duyuyorum Pereira'nın. Öyle mi? Evet. Yani burada hmm. e, hangi ismi... Şimdi tabii üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak onu da bilmiyoruz. Çok daha. önemli tabii. Şimdi bunu haftaya galiba Kasımpaşa bir hazırlık maçı evet. var. Orada belki görmeye başlayabiliriz. Evet. Şimdi ben üçlü defans üçlü defans olabileceğini düşünüyorum çünkü bir stoper daha konuşuluyor. E şimdi stoperde hmm. bizim fazlalığımız var ama belki Sadık, Lemos, işte belki Disserant, belki Serdar Aziz bile düşünmeyip e, Zalai, Kolkır bir sağ stoper daha, üçlü bir e, defans yapılabilir. Yani tamam. bir stoper daha konuşulduğu için üçlü mü acaba onu atacak diye düşünüyorum açıkçası. Yani Kolkır'la stoper işini bitirmemiş olabiliriz. Bitirmemiş olabiliriz. Ee, sağ back, şart olmadığı konuşuluyor. Burada da şunu düşünüyorum. Ee, Nazım var ama da sadece idare edilebilir mi? Bence edilemez. Ama orada şöyle bir şey aklıma geliyor. 3-4-3 gibi oynayıp Valencia'yı sahada kullanabilir misin mesela? Kullandın. Çok bölüm bölüm biliyorsun değil mi evet. şeyde Başakşehir maçında mesela kupa maçında kullanmıştı. Verim de almıştı evet. Erol Hoca. Evet. E, Valencia'nın o temposu var. Maç içerisinde mesela Ferdi'yi de kullanmak istedi o dörtlü kanatta. Ferdi'ye ağır geldi. Yok, o tempo. O gitti geldiği yapamamıştı Ferdi. Yani burada 3-4-3 gibi oynayıp Zalai, Kolkır bir sağ stoper Caner Gustavo veya iki tane orta saha hmm. ve Valencia şeklinde de bir diziliş olabilir. O sahaysa olabilir mi orada? Onu konuştuk sen de bir kere. <laughs> Ama o sahinin, bilmiyorum pek fazla istenmediği gibi belki kullanılmayacağı konuşuluyor. Öyle belki mi? takasla kullanılabilir deniyor. <laughs> o yapabilir mi onu? Aslında hucum olarak evet. evet. Ama defansif Defa. açıdan yapabilir mi? Ben Valencia'yı daha devamlı olan bir oyuncu olarak görüyorum orada. <laughs> Tabi bu hep üçlü oynarsak. Üçlü <laughs> oynamazsak zaten. <laughs> evet. <laughs> Söz Nazım gibi bek bir olacaksa yani Valencia Tabii. geri dörtlünün sağ beki olmaz ama bek gibi bek olacak. Bek gibi bek olacak o zaman. Burak kapacak konuşuluyor oraya. Evet, Burak kapacak konuşuluyor. O olabilir ama şimdi Burak kapacak konuşuluyor. Burak kapacakla Nazım ikilisiyle idare eder misin? sağ taraf sadece? Risk olur. Risk, Risk olur. olur. Şimdi Burak kapacak biliyorsun bizim Murat Aşık'la beraber olduğumuz dönemde çok methederdi. Hakikaten ben de o uyardıktan sonra özellikle seyretmiştim. Geçen sezonu ağırlıklı sol önde geçirdi. Evet. Sağ vardı. Onu da e, Galatasaray istiyor. Ama çaprazları kopardı. Bursa Spor'un sağ Ha, ama Burak Kapacak daha önceki sezonda sağ oynadı mı? Oynadı. Türkiye liginde de hücumcu sağ iş yapar mı? Yapar. Yapar. Ee, olabilir. Yani Burak Kabacak ismi konuşuluyor. Ee, ama dediğim gibi Burak Kapacak ve Nazım'la idare edilir mi? Sadece sağ tarafı Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Konuşulmuyor ama bence Fenerbahçe bir 6 numara veya 8 numara gibi bir orta saha adamı alacak. En beklemediğimiz yerden söyledin şu anda. E, niye öyle söylüyorum sana söyleyeyim. Çünkü Pereira'yı 3 aşağı 5 yukarı tanıyoruz. Pereira, Mehmet Topal, Josef ikilisini oynatmasını hep konuştuk. Evet. Onlar da kavuşmuşlar bu arada. Beşiktaş'a gitmiş. Öyleymiş. İzmiş, Beşiktaş, Beşiktaş Sevenler Topal. kavuştu. Evet yani ben Mehmet Topal'ın artık eski Mehmet Topal olduğunu hiç düşünmüyorum ki bizdeki son dönemi son iki senesi dahil. Ama bir Şimdi yerli kontenjanı tabii ki bu yabancı sınırlamasından evet. dolayı önem kazandı. Burada bir yedek oyuncu olarak tabii, düşünüyorsa, yani yine ee, o yapmayacak, ee, yani yan oyuncu ee, şey. ben düşünmüyorum. Yani burada Josephin sakatlığı olur, Josephin evet. cezası olur. Ligde kullanabileceğim bir oyuncu. Çok sıkıntıda kalırsın stopere atarsın. Evet. Hata yapıyor. Problem o. çıkarabiliyor Mehmet Topal ama tecrübesiyle götürür. Tecrübesiyle götürüyor. Ee, dediğim gibi ben böyle bir 6-8 oynayabilecek bir oyuncu daha ziyade hmm. Gustavo elinde altı numara. Tek altı numaran Gustavo. Şimdi Sosa'yı da oynattı orada Emre Belezoğlu belki ama Sosa'nın asıl yeri orası değil Yani Bakarsan Fenerbahçe'de o sert devamlılığı olan 6 numara oynayabilecek futbolcu Gustavo'dan başka var mı? Yok. Yok. Sosa'yı altı oynattık ama o tarz bir futbolcu değildi. Şimdi sana başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kadar 40 kişi kadrodan bahsediyoruz. Evet. Allah korusun. Şimdi Gustavo'yu da sezonun sonuna doğru hiç kullanmadık biliyorsun evet. Emre Belezoğlu döneminde. E şimdi Gustavo'yu sen bir sakatlandığını düşün. Veyahut da kullanılmayacak durumdaydı geçen sene diye düşünüyorsak. Gene kullanmayacaksak. Ya orada bir adama ihtiyacın var. Şimdi herkes Santifor diyor, açık diyor, kabul ediyorum. Ama ben iyi bir orta saha oyuncusu Fenerbahçe'ye lazım diye düşünüyorum. Ki Pereira'nın da bunu isteyeceğine inanıyorum. Ya orada çok enteresan. Bizim Sports Digital kanalında Sina'nın yaptığı programları ilgiyle izliyorum. Çok güzel değerlendirmede bulunuyor ve scouting geçmişi de var. Hı hı. O yüzden çok değer veriyorum fikirlerini. Fakat başka bir yerde izledim. Sinan Gustavo'yu bildiğin gömdü. Bitik Gustavo olarak söz etti ve hiç verim alamayacağımızı düşündüğünü söyledi. O öyle deyince biraz şüpheye düştüm. Yani şimdi sonuçta bakıyorum. Gustavo ne zaman sakatlandı Fenerbahçe'de Hatay maçında değil mi? Evet. Hatay maçı sonu itibariyle biz 3 puan farklı liderdik. Evet. Gustavo sakatlandı, oynamadı, puanları kaybettik. Sonra döndü ama döndükten sonra Emre Belezoğlu Sosa'yı oynattı orada. Forma giyemedi ve öyle veya böyle şampiyonluk gitti. Yani bu kadar gömülmeyi hak ediyor mu Gustavo? Bana çok hak etmiyor gibi geliyor ama hatta Vitor Pereira ile de yeniden doğabilir diye düşünüyordum. Sinan beni birazcık sürünceme de bıraktı. Yani şunu söyleyeyim. Ee, güzel söylüyorsun sen de işte bu Gustavo konusunu. Bence bizim Fenerbahçe'nin o bölgesiyle ilgili e, hani çok net Gustavo var, Ozan var, Sosa var. Bunlar oynarlar. O bölgede çok kalabalık var. O bölgeye oyuncu lazım değil gibi düşünmüyorum ben. Yani Fenerbahçe bugün gidip de bir anda ilk transferini bir 6 numara, 8 numara açıklarsa şaşırmam ki iyi bir futbolcunun ben oraya çünkü bu konuştuğumuz isimlerin hep yaşlı. Gustavo ve Sosa'nın yaşı belli. Ozan'ın iyi bir teklif gelirse şu anda Ozan'a da teklif yokmuş bu arada. Öyle mi? Evet, Ozan'a herhangi bir teklif hı. yok. Ozan'a iyi bir teklif gelirse Ozan hı. verilebilir. E böyle bir durumda bir orta sahit ihtiyaç var. Aslında bu söylediğim ismine uyan kim var biliyor musun? Kim var? Dorukan. Dorukan'ı çok konuştuk. Dorukan'ı biz geçen verir. sezon başı da konuştuk. Hı. Geçen sezon başı şunu biliyordum çünkü Emre Belözoğlu Dorukan'ı istiyordu. Hı hı. Fakat olmamıştı. Şimdi Dorukan'la ilgili de bakıyorum ben Beşiktaş'dan ayrıldı. Fakat bir yabancı yani bir e, yurt dışı transferi de gerçekleşmedi. Doğru. Acaba diyorum bu bölgeye istenen isim Dorukhan olabilir mi? Hem 6 hem 8 oynayabilecek dediğin oyuncunun tanımı aslında. Tanımı aslında. Dorukhan hatta zorda kaldığında Sabek'te oynatabilirsin. Evet. Orayı da doldurabilirsin sana. Evet. Çok yönlü bir oyuncu. Olabilir bilmiyorum. Neden olmasın? Bon servisi yok bir şey yok. Evet bir de Sabek'te oynayabileceğini bak doğru söyledin. Şimdi Sabek'e de ihtiyacımız var. Yani Dorukhan buraya cuk oturan bir isim evet. olabilir. Tabii şimdi geçen haftaki konuşmalarımızla birazcık işin rengi değişmiş oldu. Biz ne diyorduk? Baba Santifor kesin alınacak bir. O zaten evet. tereddütsüz. Bir sabek diyorduk. Bir tane de açık. Muhtemelen sol açık diyorduk. Yani Fenerbahçe'nin evet. ihtiyacı olan transferler bunlar. İki transferimizi zaten yaptık. Yedek Santifor'umuzu ve stoperimizi. Evet. Şimdi bir anda işin rengi hafif değişmiş gibi. Yani 6-8 olabilir. Stoper olabilir. Sabek belki almayabiliriz. Yani e, farklı bir yöne doğru gidiyor Fenerbahçe'de transfer belki de. Şimdi bunların hepsini konuşunca da ben Dorukan ismini tekrar böyle bir ön plana çıkardım. Biraz araştırmak lazım. Dorukan bütün bu hani birkaç mevki bir anda kurtarabilebilecek bir isim. Bakalım öğrenmeye çalışırız. yavaş yavaş zaten hazırlık maçları da başlayınca eksikler görülecektir. Bakalım zaten mesela Mesut nasıl kullanacak? En önemli, en konu önemli konu, var, konu yani. o. Şimdi üçlü oynayıp 3-4-3 üç, üç gibi oynarsan o, ileri üçlünün bir kanadında oynatacaksın. Mecbursun evet. Veya 4-4-1-1 bir, bir oynatabilirsin o santiforun arkası oynatabilirsin. Yani İrfan'la Mesut'un tam olarak nasıl oynayacağını ben evet. önce onu görmek istiyorum. Ve kanat olarak da bir adam alırsak böyle bir hızlı adam eksilten bir kanat. Bir tarafta o kanadı kullanıp bir tarafta İrfan veya Mesut'u kullanabiliriz. Geçen sene nasıl kullanmıştık İrfan'ı kanatta da kanat da Pelkası da kanat Bir de Pelkas var. Tabii. Yani Bunların hepsini oturtamaz. Evet yani bayağı bir soru işareti var. Ee, bakalım nasıl bir kadro düşünecek ee, Perera. Perer'e. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Vallahi İlk hazırlık maçında ilk çıkacağı formasyonu böyle dört gözle bekliyorum. Evet. Acaba nasıl yayılacak takım sahaya? Sence üçlü mü dörtlü mü oynayacak? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Ama Çin'de üçlüyü çok denemiş diyorlar. Bizde bir kere denedi biliyorsun. O da son kovulduğu maç. Monaco, Monaco maç, maçı. Monaco'nun maç. Monaco çok... ikisinde de denedi. Evet. İçeride dışarıda değil mi? Evet. Ee, ama... Ee, Aziz Yıldırım da biraz sinirlenmiş o işe. Hatta göndermesinin sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Valla ben de sinirlenmiştim. <laughs> Çünkü o ara üçlü falan hiç yoktu. <laughs> Durup dururken bir üçlüye dönmüştü. <gülüyor> <gülüyor> hani şimdi son iki sezondur falan dünya futbolunda üçlü <laughs> oynayan çok takım var. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. Vesaire o zaman belki de çok ön O zaman kimse oynatmadan on Pereira anlatıyormuş. Evet. Bizde bir tek sumodika vardı biliyorsun. Geçen sene herkes parmakla gösteriyordu. Şimdi belki bu sezon fazlasıyla göreceğiz şey olarak da değiştirdi kendini diyorlar. Ben Çin ligini takip etmiyorum, bilmiyorum. Şimdi Pereira ile ilgili en önemli eleştirilerden bir tanesi neydi? Bir sıfırı bulur, üzerine yatar, oyunu soğutur. Biz çok kötü bir futbol seyrederiz, ama bir sıfırı cebine koyar gider Pereira. Ortaya çıkan futbol ama kimseye keyif vermez evet. deniyordu. Şimdi o bir sıfıra yatma meselesiyle ilgili kendini biraz geliştirdi Çin'de deniliyor. Ben tam bilmiyorum ama bunu diyen birkaç kişi. Oldu. Duydum ben yani. Ya onu da o derece insanlar çok önemsiyorlar ama mesela dün gerçi diyeceksin ki İngiltere bir sıfırın üstüne yattı da ne oldu? Evet. İyi olmadı ama yani öne geçen takımın da çok fazla artık dünya futbolunda öne geçip de çok zayıf rakımlara karşı oynarsan evet. hani 3'ü 4'ü buluyorsun saldırarak evet. ama çoğunlukla 1-0-2-0 yapmış takımlar kontrataktan buluyorlar daha ziyade. Yani topun arkasına geçiyorlar. Yani Pereira'da bunu yapan bir isim ve bunu ben değiştireceğini, yani mantalitesini değiştireceğini düşünmüyorum ben Pereira'nın. Ha dörtlü oynatıyordu Fenerbahçe'de üçlüye... Çinde de başladı. Burada devam edebilir. Evet. Ee, ama en nihayetinde o iki ön libero gibi o orta sahayı kalabalık tutmak bilhassa sert bir ikili orada. Hele ki 3-4-3'te gene ikili evet. önemli. Dediğim gibi ben mutlaka oraya bir bir isim gelecek diye düşünüyorum. Ee, orayı sağlam tutacaktır. Topun arkasına geçecektir. Ya yani böyle bir futbola, böyle Fenerbahçe'ye evet. biz hazır olalım. Bu illa kötü futbol, sıkıcı evet. futbol veyahut da defansif futbol anlamına gelmiyor. Bununla çok güzel maçlarımız da var Perera döneminde. Evet. Başka hocalar döneminde de böyle oynadığımızda güzel maçlarımız var. Ee, i̇nşallah iyi olacaktır. Ya illa zaten <laughs> e, hoca bir sıfırın üstüne yatın demiyor da olabilir. Mesela dün hani? İngiltere'de acaba Southgate çekilin mi dedi yoksa psikolojik olarak öyle bir ağırlık var ki üzerlerinde düşün. Bütün İngiltere'nin bütün ülkenin ağırlığı bu çocukların üzerinde oyuncuların diyorlar ki bu sefer olacak. İlk defa çıktık finale Avrupa Şampiyonasına. Bu sefer o sefer dediler. Anormal bir baskı var. Belki de tamamen psikolojik olarak geri çekildi İngiltere. Oyunu o yüzden İtalya'ya bıraktı. Yoksa maçın ilk devresinde önde basan, top kazanan ve İtalya'ya hiç pozisyon vermeyen bir İngiltere vardı. Evet. Psikolojik faktörler çok rol oynuyor. Ya bir de şu var kaptan yani bir de karşında rakip var. Yani bir 0a öne geç, geçiyorsun. Karşındaki rakip de sana gol atmak istiyor. O da tabii ki saldıracak. Eğer çok zayıf bir takım değilse o da üzerine gelecek. Onun için de istersen biraz geri çekileceksin. Yani o, o da sana hücum yapsın. Sen de ona hücum yap gibi bir şey çok Ama sık bu, olmuyor. bu kalıplardan biraz kurtulalım değil mi? Yani biraz önce de dedim ya. Rice'la Phillips ikilisini oynattı İngiltere. İkisi de 6 numara özellikle oyuncular. E pozisyon vermedi rakibe turnuva boyunca. Vermedi. Hemen hemen. Bir tek şu İtalya maçı haricinde, İtalya maçının ikinci devresi haricinde defansif olarak, takım savunması olarak bütün planları tutmuştu aslında Southgate'in. Yani artık böyle bu kompakt oyunu, takım savunmasını göz ardı etmememiz lazım. Şimdi bak sen İngiltere'yi söylerken Rice'i de Philips'i söylüyorsun. E şimdi gel İtalya'ya Jorginho, Verratti, evet. e Barella. Evet Mesela çok iyi bir üçlü. 12 yönünde oynayan. Şimdi şimdi İtalya'nın orta sahası çok kuvvetli. Bizi affettiler zaten ilk maçta gördük. Evet. Şimdi İng İngilt İngiltere'nin de orta sahası aynı şekilde. Yani İngiltere'nin de İtalya'nın da ikisinin de orta sahası yani orta sahalar kuvvetli olduğu zaman farklı bir oyun ortaya çıkıyor. Ee, şimdi Fenerbahçe'ye döndüğümüzde bir de şeyi konuşalım. Şimdi takımın omurgası çok önemli. Evet. Şimdi omurgadan başlayalım. Altay. Hı hı. Stoper'e gel. Oraya Kolkr mı yazacağız? Yani o hani Zalai... E, lider olarak Kolkır. Salay daha kötü topçu demiyorum ama yani, oyun lideri olarak Kolkr yazacağız. Sanki o omurga sayarken Kolkra sayacağız gibi düşünüyorum ben de. Bakalım tabii beklediğimiz gibi çıkarsa Altay Kolkır. Oraya şimdi bir altı numara Gustavo'yu yazıyorum. Hı -hı. Ama Gustavo yerine dediğim gibi biri gelirse orada bir oyuncu. Önünde Mesut. Evet. Önünde de Santifor. Yeni Santifor. Yani burada e, böyle bir e, omurga iskelet düşünüyorum. 2017-2018 sezonunda sonuna kadar şampiyonluğu kovaladığımız e, takımda mesela konuşurken hep o iskelet e, konuşuluyordu. Evet. Kalede Volkan Demirel, hmm. önünde Şikertel, evet. Şikertel'in önünde Josef, Josef'in önünde Giuliano, Giuliano'nun evet. önünde Soldado. Doğru. Hakikaten omurga çok iyiydi. Evet. Şimdi bu omurgayı yine oturtmak lazım. Biz geçen senelerde bu omurgayı doğruysa oturtamadık diye düşünüyorum. İşte ama Santfor'u doğru alamazsak yine Sisse gibi, Samatta gibi bir Oyuncu olursa Anladım. bir çuval incir berbat olur yine. Evet. Şimdi haftaya biraz gidecek futbolcularla da konuşacağız. Ee, ben bu hafta içinde biraz e, konuya bakacağım. E, kimler gide gidecek kimler yani Pereira'nın çünkü artık yavaş yavaş listesi belli olacaktır. Evet. Burada oyuncuları konuştuk, gelecekleri konuştuk. Ama gelecekler kadar gidecekler dönemli. Gideceklerin kim olduğunu da 3 aşağı 5 yukarı belli olmuştur artık diye e, düşünüyorum. Onları da haftaya konuşuruz. E, transferle ilgili de Bakalım e, öne çıkacak olan isimler var mı? Haftaya kadar onları da öğrenmiş oluruz. E, bir Emre Berezoğlu haberi var. Onunla ilgili ne düşünüyorsun onu sana soracağım. Şenol Güneş'in yardımcısı olacak deniyor. Ben pek doğru bulmuyorum. Şenol Güneş'e fazla sıcak bakmadığımız için mi doğru bulmuyorum diye düşünüyorum. Ama bir yandan da milli takım. Yani milli takımda senede oynanıyor 4 tane 5 tane maç. Onunla mı tecrübe kazanacak? 4-5 maçla mı? Mesela teknik direktörlüğün çok önemli e, unsurlarından bir tanesi takımı çalıştırmak değil mi? Takıma kondisyon yüklemek, fizik mücadeleye hazırlamak takımı. Şimdi bir milli takım hocası bunu çok fazla yapamaz. Evet. Zaten kısıtlı kamp dönemleri geçiriyorlar. Ve dolayısıyla onunla ilgili herhangi bir tecrübe kazanması, Şenol hocadan herhangi bir şey öğrenmesi mümkün değil. Evet. Peki teknik taktik açıdan diyeceksin. Şimdi bu Avrupa Şampiyonası'nın teknik taktik açıdan bir B planı, oyun planı olması açısından en zayıf takımı kimdi? Türkiye. Türkiye'nin hocasından mı öğrenecek bu iş? En öğrenilmemesi gereken kişinin yanına <laughs> gitmiş oluyor bu durumda. <laughs> Bana yanlış tercih gibi geldi. Bir aralar diyorlardı Sarri'nin yanı Lazio konuşuluyor. Keşke olsaydı. İtalyancası da var. Bence müthiş olurdu. Ya yani olabilecek en iyi alternatif oydu Emre Belezoğlu için. Keşke olsaydı. Zaten ben sordurmuştum. Emre Belezoğlu mil takımına Teklif geldi ama başka teklifleri değerlendirdiği için bekletiyordu. Hı hı. Anladığım kadarıyla o beklentileri oluşmadı ki takımı kabul etmek zorunda kaldı. Ee, ben de Emre açısından e, çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama e, bilmiyorum. E, öyle bir karar almış gibi duruyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok eleştiriliyor şu anda Şanol Güneş. Haklı olarak eleştiriliyor. Yapmış olduğu basın toplantısını da seyrettim. Yani baştan ya. aşağı yani hakikaten... Kötü bir basın toplantısı oldu. Hele o İtalya'yla ilgili. <laughs> İtalya'nın maçtan önceki ısınmasını seyrettim. Çok şaşırdım falan dedi yani. <laughs> yani baştan aşağı kötüydü. Talihsizdi Şenol Güneş açısından. Ee, Dünya Kupası elemelerinde iyi bir pozisyondayız ama iki tane arka arkaya kötü skor gelirse e, bir anda o koltuk değişebilir. Evet. Peki. E, bir Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşması var. Enteresan evet. E, başkanlar nezdinde. Ee, beraber e, kürekçi kızlar için e, bir e, tweet atıldı. Hem Fenerbahçe resmi sesinden hem Galatasaray resmi sesinden Koordineli o, yani birlikte. Koordineli. Onunla ilgili de sana söyleyeyim. Ee, Burak Yılmaz e, Ali Koç'u aramış. Bunu teklif etmiş. Demiş ki beraber Hı -hı. E, bir sosyal medyada paylaşım yapalım demiş. E, Ali Koç da severek e, kabul etmiş. Onun üzerine bu paylaşımlar yapılmış. Hı -hı. E ee, sadece bu değil kulüpler birliğinde de Fenerbahçe Galatasaray'ın beraber hareket ettiğini e, duyuyorum hı hı. E, bu da aslında bence olması gereken yani Fenerbahçe ile Galatasaray Türk futbolunun şimdi kimseyi de e, hani küçümsemiş olmuyor ama Lokomotifler. yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın beraber hareket ettiği bir ortamda bunun karşısında pek e, federasyonun da yayıncı kuruluşunda kimsenin durabileceğini zannetmiyorum bu konuda çok ciddi bir şekilde e, dediğim gibi bir yakınlaşma var İnşallah bunun meyvelerini Türk futbolu görür. Yani bir bildiri yayınlandı biliyorsun ve evet. maça çıkmamaya kadar gidebilecek bir durum söz konusu. Şimdi kulüpler haklı mı haklı değil mi? Şimdi biliyorsun bu pandemi dönemi içerisinde e, tribün geliri diye bir şey kalmadı. Bütün gelirler düştü. Ne kalıyor geriye? Bir tek yayın geliri. E, zaten en büyük gelir yayın geliriydi. Şimdi onu kuşa çevirdiler. Kuşa çevirirken de yayıncı kuruluşla futbol federasyonu arasında nasıl konuşmalar geçtiğini bilemiyoruz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Her konuşma sonrası düştü. Evet. Biz bunu veremeyiz dedi yayıncı kuruluş. Düşmesi lazım dedi. Bir şekilde federasyona kabul ettirdi bunu. Hı. Bunu istemiyor artık kulüpler. Haksızlar mı istememekte? Bence sonuna kadar haklılar. Tabii ki haklılar. O yüzden yani o birliktelik sadece Fenerbahçe Galatasaray birlikteliği değil, 20 takımın birlikteliği olması lazım. Evet. Bu hafta bu arada Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon başkanlarının bir ortak televizyon yayını olacak çarşamba akşamı. Orada da bu konular konuşulacaktır eminim. Orada da bu Ali Koç-Burak Elmas yakınlaşmasını da göreceğimizi ben düşünüyorum. Burada tabii bu iş böyle başlar sonra nasıl olacağı belli olmaz çünkü... En nihayetinde iki takımın da, iki başkanın da kendi camiasına karşı sorumluluğu var. Ve kendi camiasının haklarını korumakla e, mükellef oldukları için bir noktada gene bir e, çalışma çıkacaktır diye düşünüyorum. Ya bu işin doğasında var zaten. Doğasında. İlla gerginlik olacak. Olmasın da demiyorum ben. Olmaması gereken tek şey geçmişte Mustafa Cengiz'in söylemleri tarzında söylemler olmasın. Onlar bel altıydı, onlar olmasın. Evet. Peki... Ee... Başka bir konu. Vakti Fener. 1907 19 adet evet. e, yapıldı. 5000 e, 5000 eurodan satışa çıkarıldı evet. ve e, Fenerbahçe tarihiyle ilgili bir kolaj evet. e, çalışması olan çok, bir tablo. Çok, çok da güzel. Sen gördün, gördün mü? Gördüm. Yakından görebildim mi? Yani? Yakından görmedim. Televizyonda şey, gördüm ama televizyonda bayağı detaylı yakın çekimler yaptılar. Hakikaten çok güzel bir çalışma. Hı hı. Ama pahalı mı? Pahalı. Kolay mı? Kolay değil. Ama burada derneklerimize çok büyük görev düşüyor. Şimdi yüz küsur tane derneği var Fenerbahçe'nin. He. Şimdi her derneğinde bir sürü üyesi var. Onlar diyecek ki kendi içerisinde iletişime geçecekler. Hadi beyler diyecekler. Beş bin mi? Beş bin euro mu? Yüz tane üyesi mi var derneğin? Hadi arkadaşlar elli euro. Verin bir tane derneğe alalım diyecekler. Dernek binasına alalım bir tane diyecekler. Yani hı hı. Fenerbahçeli iş adamları. Sağ olsunlar. Tanıtım lansman toplantısında Sayın Murat Ülker Sayın Ferit Şahing, çok güzel videolarla katıldılar, desteklerini evet. gösterdiler. Diğer iş adamları da tam destek zamanı şu ee, anda. Hepsinden hepsinden destek bekliyoruz. Daha önce bir Düsmit Asrı Fener çalışması yapılmıştı. Ben de, ben de bizzat 1907 derneğindeyken yönetimde onun satışında da bizzat... Görev almıştım. Ee, 1907 tane ad yapılmıştı ondan. da. Galiba 2007 tane yapılmıştı ondan yanlış hatırlamıyorsam. Onun da satışı e, hiç fena olmamıştı. Yani neredeyse bitmiş e, bitmişti. bitmişti. Hı hı. E, onun fiyatı buna göre biraz daha makuldü. E, ama, ama o, o daha az değildi. Bu daha görsel bir şey. E, Aslı fener bende var. Artık vakti fener. Ee, Sana yakışır bir tane. Yok bu Euro kuruyla artık biraz ası fener aldık. Ee, ama inşallah 1907 adet bunun da satışı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bilhassa derneklerin burada katkısı ve mutlaka evet. Fenerbahçe dedim mi herkesin elini cebine attığını şey oranında, verebilecek katkı oranında herkesin yaptığını biliyoruz. Bireysel form taraftarlar için zor. Bireysel taraftarlar için 5 bin euro hakikaten çok çok zor. Ee, ama dediğim gibi burada e, iş adamlarının, e, şirket sahiplerinin, belki derneklerin katkılarıyla gene bunun da satılacağına ben inanıyorum. Evet. Ve 1907 de adet dediğin zaman e, 9,5 milyon euro mu yapar? İşte 7,5 milyon euro gibi bir kar kalıyormuş kulübe. Ee, güzel para. Çok ciddi rakam. Ya Böyle sıkıntılı bir dönemde Can suyu gibi gelir yani. Evet. Evet inşallah da gerçekleşir. Peki U19 maçına dönelim. Başında başlamıştık. Üzüldüm ya. 6-0 Başakşehir Müthiş. galibiyeti. Müthişti. Ardından Trabzon maçı. 2-1 kaybettik ama e, Trabzon iyi oynadı. Yani Trabzon daha iyi gözüktü ama... Fizik olarak daha iyi. Fizik olarak bilhassa daha iyi gözüktü. E, ama bizde gene bir Arda Güler'in hafif öne çıktığını Doğru. söyleyebiliriz. Doğru. Onun haricinde sen maçı full seyrettin. Seyrettim. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Ya şimdi e, Başakşehir maçında o kadar ön plana çıkmadı ama Trabzon'da bir yaş farkı çıktı meydana. Şimdi bizde iki tane 16'lık var. Arda Güler vardı. Bir de yeni bu final grubunda gördüğüm e, Bora Aydınlık diye bir çocuk. ilk defa oynadı. U16 milli takım oyuncumuzmuş. Başakşehir maçında çok iyi oynadı ama Trabzon maçında fizik olarak zayıf kaldı. Şimdi iki 16'lık var. Bir tane 17'lik var. Trabzon'un hemen hemen tamamı 19'luk. 18'likler de var. Bir tane de 20'lik oynattılar hatta. Trabzonspor'da Trabzon Spor'da. Şimdi kendi okul dönemini hatırla. Ortaokuldasın ya da lisedesin. Şimdi iki sınıf kendinden büyüklere nasıl bakardın? Abi diye bakardın değil evet. mi? O zaman o, o iki yaş farkı çok büyük yaş farkı çok, o, zaman. o zaman. çok büyük fark. Şimdi O fark bu maçta gözüktü. Trabzon maçında gözüktü. Ona rağmen 2-0 yenik duruma düştük. Çocuklar iyi mücadele ettiler. İkinci devre Santfor Arda Okan kurtulan. Makedonya U19 takımında oynayan genç kardeşimiz. Çok önemli oyuncu ama üst üste son maçlarda hep sakatlığı var. Yani bir türlü atamadı onu üzerinden. İkinci devre oyuna girdi. Hareket getirdi. Bütün pozisyonların içinde var. Üst üste bir pozisyonlar bulduk. Sonra kornerden attık golü. Aynı dün İtalya'nın yapmış olduğu baskı gibi. Koydular baskıyı. Üst üste pozisyonlar buldular. Sonra kornerden buldular. Aynısını biz yaptık. 2-1'e getirdik. Ama devamını getiremedik. Arda Güler iyiydi. Çok şeyler beklediğimiz başka oyuncularımız vardı. işte. Fatih Yiğit Şanlı Türk. Kaan Öztürk, Uğur Kaan bunlar önemli oyuncular. Hakikaten Fenerbahçe'ye ciddi katkı verecek oyuncular. Onlar biraz kendilerini gösteremediler diyeyim bu maçta. Ee, ama yine de onların hepsiyle gurur duyuyoruz. Çalışmaya devam edecekler. Rakiplerine saygı duymaya devam edecekler. Obradoviç hocalarının dediği gibi çalışacaklar, çalışacaklar, çalışacaklar. Evet. Ee, bir üçüncü maç oynayacağız. Evet. Galiba. Kasımpaşa'yla. Kasımpaşa'yla üçüncülük maçı oynayacağız. Bu arada Kasımpaşa'yla haftaya pazartesi de bir e, A takımın bir evet. e, hazırlık maçı var. Evet. Bir de Roman takımıyla maç yapacakmışız. Üst üste hazırlık maçları geliyor şimdi. Takımı evet. göreceğiz. Yani bu hafta yok. Önümüzdeki haftan itibaren evet. hazırlık maçları başlıyor takımı görebileceğimiz. E, bu arada fikstür çekiliyor. Yarın fikstür çekiliyor. Fikstür çekilmeden bir heyecan olur hep. Ne bekliyorsun evet. fikstür? Ne istersin sen? Ya, ben mesela <laughs> ilk maçı deplasmanı isterim. Öyle mi? E, bu Rize 4 0ından beri 5 5, 5 yani. beri Aykut Hoca 4'ten atmıştı. Oradan hep 4 kalıyor aklımda. E, o 5-0'ından beri ben bende öyle bir uğur var. İlk baş deplasman çıksın isterim. Geçen sene yine Rize deplasmanıydı. Galibiyetle başladık. Devamını getiremedik. Evet. Başlasın e, deplasmanla başlasın. Sıkıntı yok ama çok da sert bir deplasmanla başlamasın ya. Aslında Trabzon deplasmanlarıyla başladığı zaman da fena olmuyor. Van Oydong, Frikik, 1-0. Hmm, ikinci haftaydı i̇kinci o. İkinci haftaydı. İstanbul spor maçı sonrası. Aynen ikinci haftaydı. Yani olabilir artık ee, ne çıkarsa bahtımıza. Ben 2010 2011 Trabzon deplasmanı ilk maç mıydı? Çünkü ikinci yerin ilk maçı Trabzon'du. Ee, yok. Ama galiba bir hafta ikinci maç. İkinci maçtı i̇kinci genel genel ikinci maçtı. Yine Çünkü ikinci bir maçtı. hafta geç bir hafta yani, fazla oynanmıştı yine ilk yarı. İkinci yere. maçtı. Ya. Yani Trabzon ikinciye bak ikinci maç Trabzon olduğu zaman şampiyon oluyoruz. O yani zaman ya olsun. ya içeride başlayıp yani, Trabzon deplasmanı yani. olsun ya da deplasmanla başlayalım. O zaman olsun. Ee, bakalım yani ben Eskiden tabi deplasmanlara gittiğimiz zamanlarda deplasmanlara bakardım işte. Sivas kara denk geliyor mu? Antalya evet. deplasmanı yaz dönemine mi denk geliyor falan. Biraz mevsimsel bakardım deplasmanlara. Derbi maçlarına bakardım. İlk devre Galatasaray maçı Kadıköy'de mi deplasmanda mı? Ona bakardım. Onu istiyorsun? Onu da ilk maç deplasman istiyorsun herhalde. Öyle isterim tabi. Evet. Ama sonuçta fiksür dediğin çok büyük bir yalan. Fiksür avantajı dediğin en büyük yalan. Biz de diyorduk ya evet. çok büyük fiksür avantajımız var diyorduk kendi sahanda geçen sene yaptığın gibi Malatyalara, Göztepe'lere yenilirsen, Konya'ya yenilirsen ne fikstür avantajı kalır ne bir şey. E bir de bu sene e, güzel lezzet turuyla e, takviye edebileceğin deplasmanlar var. Hatay var. Tabii Hatay geldi, Adana geldi. Adana geldi. Giresun'da fena değil. Giresun'da fena değil. Evet. Onlar ilk, ilk kez gideceğiz. Evet. Yani Giresun Hatay deplasmanları yoktu daha önce. Giresun'la Federasyon Kupası'nda oynamıştık ama Bakalım yeni Gidememiş o maça? Yok gidememiştim. <laughs> bu, bu, sefer yeni stat zaten. Onlar da yeni stada geçiyorlar. Hatay da yeni stada geçiyor. Adana da yeni stadına geçiyor. Evet. Üçünde de yeni stada oynayacağız değil mi? Yeni stada evet. E, Bakalım yap yeni de plasmanlar. Gidebileceğiz mi? Şimdi gidebileceğiz mi derken şunu söyleyeyim. Ben de dün ikinci Biontech aşımı oldum. Hı. Bugün de biraz sersemliği var üzerimde. Hafif ikinci aşıdan sonra biraz ama. Yaptım etki. Azıcık yaptı ama herkes olsun bak. Her şeyin başı sağlık tabii. Öncelikle sağlık için başkalarına diğerlerine olan saygımız için ama biraz da Fenerbahçe'mize kavuşmak için. Yapmamız lazım bunu. Çünkü iki aşılı değilsen maça gidemeyeceksin değil mi? O konuşuluyor daha kesin değil ama yani, olacak yani. vaka sayıları artarsa ne yapacağız? Tekrar %50 seyirciyi kapatabilirler. Her an olabilir yani. Vaka sayısı şu anda 5000'lerde. binin üstüne çıkarsa 15.000'in üstüne çıkarsa ne yapacaklar? Futbol Federasyonu her an hop, alıyoruz evet. kararımızı geri diyebilir. Bunu engellemenin de tek yolu aşı olmak. Herkes imkanı olan, herkes yaşı gelen, sırası gelen herkes gitsin olsun. Evet. Aynı fikir diyeyim. Herkes olsun ve inşallah dediğin gibi de ee, bir an önce bu vaka sayıları daha da düşer de e, önümüzdeki sene bir kapanma yaşamayız. Peki sen e, şimdi kombine satış, kombineler yarısı sadı bir kere geri kapasitesi olacak. Bizim evet. yani 25 bin kapasite gibi bir Değil şey mi? düşünelim. Şimdi bu, burada localar hariç kombine satışı olmayacak. Ben 1950 tribünde seyrediyorum. 1907 tribininde olacaktır diye düşünüyorum. Hatta ben geçen sene de kendim maçlara gitmeme rağmen kombini aldım. O yüzden de önceliğim var diye düşünüyorum. Yani şey, ee, zor zamanında yardımda bulundun. İki tane maç için kombini almış kombine aldın. Aynen. Onun için e, bu sene hakkımız olacaktır. Alacağız Hı. diye düşünüyorum. Sen e, her maça giden biri olarak gene de 1907 tribinden almam ben normal tribüne gitmek istiyorum mu diyorsun? Ben normal tribüne gitmek isterim yani. ya. geçen sene mecburiyetten sizler de sağ olun. Bana yardımcı oldunuz. 1907'ye soktunuz. İki tane maç seyretmiş oldum o sayede. Evet. Çok özlemiştim. Bir tane de araya Antalya deplasmanı sıkıştırdım geçen sene. Üç tane maçla bitirdik koca sezonu. Ama ben tribüne maraton üstteki yerime geri dönmek isterim. E Başka şimdi Fenerbahçe başı. kongresi olarak önceliğin olacaktır büyük ihtimalle. Ama her maç hani bir derbi maçında nasıl bilet çıkıyordu, iki dakikada bitiyordu gibi bir durum olacak herhalde. Valla bak buradan uyarıyorum. Senelerdir e, bu işleri takip eden biri olarak büyük kara borsa olur. Anormal bir talep olacak. 20 küsur bin tane bilet için. Herkes gitmek isteyecek. Herkes çok özledi. Pasolik'ten satışa çıktığı anda herkes üşüşecek o biletlere. Evet. Ve yani Galatasaray Beşiktaş derbilerinde olduğu gibi de böyle bir 5-10 dakika içerisinde de tükenebilir. Sonra da kara borsa olabilir. Bunu bir şekilde engellemenin yolu olması lazım. Evet orası Buna var. dikkat etmek lazım. Şimdiden bak buradan uyarıyorum. Evet. Ee, peki kaptan başka eklemek istediğin bir şey var mı? Valla en başta söylediğimi tekrarlayayım. Fenerbahçe vakti geldi. Geçen sezonun sonunda biliyorsun biraz üzüldük, biraz kızdık, biraz hayal kırıklığına uğradık. Birazdan fazla ama. Evet. <laughs> ama özledik be. Her sezon başı zaten, Yani şunu da söyleyeyim. Sezon kötü bittiği zaman bir üzülüyorsun vesaire ama çok çabuk unutup, çok çabuk yeni sezon hedeflerine, yeni sezon umuduyla yeni sezona başlıyorsun. O yüzden özledik. Bir an önce kavuşmak istiyorum ben de. Evet. Yarın, Az kaldı. Yarın fikstürü elimize alıp bir çalışma yaparız. Bir çalışalım. Ee, evet. Ağustos'ta da Fenerbahçe'mize kavuşalım inşallah. Evet. inşallah. Peki sen de biz haftaya gene e, ikimiz de Bodrum'da olacağız. Belki oradan bir e, online program yaparız. Olabilir. E, duruma hazırlık göre, maçlarını göre, seyretmiş olursak. Padasi günü hazırlık maçı. Belki salı yaparız haftaya. Olur. E, o şekilde bir bakarız. Duruma göre bir gündem varsa, veya acil bir olursa ayrı da yaparız değerlendiririz konuşuruz. Tamam. Peki. Ağzına sağlık kaptan. Ee, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.